film, bir kitap, bir de etkinlik başlıyor. Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Sizlerden biraz ayrı kaldığım için ilk buluşmayı güzel bir sürprizle taçlandırmak istedim. Bu hafta karizmatik mi karizmatik, yakışıklı mı yakışıklı, hem sinemada hem de tiyatroda göstermiş olduğu başarılı oyunculuğu ile gönlümüzde taht kuran birini konuk alıyorum. Filmler, kitaplar üzerine kiminle konuşabilirim diye düşününce yakın zamanda izleyip çok çok beğendiğim Aziz Nesin Kaberi adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkan o isim geldi aklıma. Ben onu Türk televizyonunun en çok sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası ile tanıdım. Ya ben seninle konuşmuyorum ki, ne muhabbeti uzatıyorsun? Çekil kapıdan. İyi geceler İzzet. İyi geceler. Hayırdır? Sen niye buradasın ikide bir? Sana ne? Sana mı hesap vereceğim? Sen ilk önce karına sadık ol. Sen ne diyorsun lan? Sen ne karışıyorsun? Sen önce elindeki ceketin rengine bak be. Ne var lan ceketin renginde? Ha? Benim imalatım. Benim imalatıma laf ederin. Acayip takarım lan ben. Yok ya. Hadi kardeşim yürü git, akşam akşam bela alma benim başıma ya. Evet. Bu hafta birbirinden farklı sinema filmlerinin yanı sıra birçok tiyatro oyunuyla da dikkat çeken Levent Üzümcü ile beraberiz. E tabii ki böyle değerli bir konuğu programımda konuk etmişken film ve kitap önerilerini ondan almamak olmazdı. O yüzden bu haftanın seçkileri sevgili Levent Üzümcü'den. Harika duygular yaşayıp eşsiz müzikler dinleyeceğiniz bir film ve düşünürken güldüren, ince anlamlarıyla yok artık diyeceğiniz bir kitapla karşınızdayız. Bu hafta 1960'ların İtalya'sında bir gezintiye çıkmaya ne dersiniz? Federico Fellini'nin siyah beyaz yapımı La Dolce Vita'sını izlerken minik bir İtalya, özellikle de Roma gezintisini yapacaksınız. Kitabımız ise nükteler, fıkralar ve şakalarla dolu olan yazarının felsefi, politik, psikanalitik düşüncelerini yansıtan bir seçki. Hadi buyurun, bu güzel derinliğin içinde hep birlikte biraz kaybolalım. Merhaba, programı birkaç hafta önce böyle tek başıma sunmaya başlamıştım ama daha sonra böyle düz giden şeyler benim birazcık canım sıkmaya başlıyor. Dedim ki nasıl bir renk katabilirim? Tabii bu sırada tiyatrolara gidiyorum, filmler izliyorum. Levent Bey'in tiyatrosunu izledim. Hangi oyunda? Aziz Nesin Kabare ile. Aziz Nesin Kabare'yi izledim. Daha sonra hemen kulise koşturdum. Çünkü orada aklıma böyle bir ampul diye yandı. Ve bizi şu anda konuk etti. Onun için de ayrıca mutluyuz. Bir de oyun kazandık yani. La Dolce Vita'yı seçtiğiniz filmi çok uzun zaman önce izlemiştim. Sizin önerinizle birlikte şimdi tekrar böyle bir üstünden geçtim, izledim. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir filmi tekrar izleme fırsatı verdiniz bana. Ben neden bu filmi seçtiğinizi ve La Dolce Vita'nın alt okumaları neler, biraz sizden onları dinlemek istiyorum. Tabii toplum Toplumların refahı artarken toplumda refahını arttırılmasının yolunu refahı artmışlarla ilişki haline geçmek olarak gören bir topluluk oluşuyor, bir zümre oluşuyor. Evet. Sınıf atlama isteğinde olan, felsefik olarak lümpen olarak, sosyolojik olarak lümpen olarak tanımlanmış birisi tam karşılığı. Ve bu hayatın ne kadar ona uzak olduğunu, o hayatın aslında ne kadar yıllarla geriye doğru giden başka bir kültürün eseri olduğunu, aristokrasiye de bağlantılı. Evet. Bir eseri olduğunu görüyorsunuz ve bu eserin içerisinde sınıf atlama çabası içinde olan insanların acıklı öyküsü. Aslına bakarsanız La Dolce Vita. Çok işte zengin bir kadınla birlikte oluyor olmak, evet, sizi o kültürün bir parçası yapmıyor. Aslında kendisi de o iki hayatın arasında kendi sevgilisiyle ve o gazetenin onu yönlendirmesiyle yapmaya çalıştığı bir paparazzi için, aslında. Evet, paparazzi orada bir aslında sıkışıyor. Kendi hayatıyla o aristokrasi arasında bir sıkışıklık da söz konusu. Yani tanık olması üzerine para kazandığı hayatın bir parçası olmak istiyor. Evet. Sadece tanık olarak o hayatı yaşamak istemiyor. Yönetmenin bunu düşünmesi, yönetmenin böyle bir dünya kurması ona, bu kadar çoklu bir düşlediği hayatı görürsünüz bazı rüya sahnelerinde. Onun evet, düşlediği evet, o haremi olan delirmiş bir hayatı vardır. Çok zenginlik içindedir. Bir türlü doymaz, bir türlü istediğine ulaşamaz. Onun o açlığı filmin temeline oturmuştur. Dolce si può nascondere bene. What's the thing you like most in life? A me invece Roma piace moltissimo. Gazeteci ve çapkın bir adam olan Marcello Rubini, ciddi bir yazar olmanın yollarını ararken Roma'nın seçkin ve sosyal hayatının cazibesiyle kız arkadaşı tarafından sunulan ev hayatı arasında dünyadaki yerini bulmakta zorlanır.
tuhaf gazeteci Marcello Rubini, zengin ve şöhretli İtalyan aristokrasisine dair söylentilerin yayınlanacağı bir köşede yazması için Roma'da çalıştığı gazete tarafından görevlendirilir. Marcello bir partiden diğerine geçmekte, bu esnada da sosyetenin en güzel, en ilginç insanlarıyla tanışmaktadır. Başlarda tatlı görünen hayat, zamanla Marcello'yu daha yalnız, daha ucuz bir insan haline getirir. Bol içki ve danslarla kapattığı geceler Marcello'yu hem bedenen hem de zihnen yavaş yavaş yok etmektedir. Federico Fellini mesela türlere, akımlara, sınırlara sığdırılamayacak bir yönetmen benim için. 1960 yılında Cannes'da ödül alıyor, Altın Palmiye ödülünü alıyor bu filmle birlikte. Ama filmde mesela şunu görüyoruz, adı gibi aslında La Dolce Vita, tatlı hayat diye dilimize çevriliyor ve aslında birçok dile de o şekilde çevriliyor. Filmde mesela çok tatlı bir hayat başlıyor ama aslında o hayatın öyle çok tatlı da gitmediğini filmin ilerleyen sahnelerinde Fellini bunu bize sık sık altını çizerek gösteriyor. Ben o yıllarla günümüzü kıyasladığımızda farklar var mıdır acaba? Nedir onlar? Neler söyleyebilirim? Vallahi şöyle söyleyebilirim. Bir insanın insanca yaşayabilecek kadar parası olduktan sonra mutlu olması bir tercihtir. Burada mutlu olabilecek kadar bir para söz konusu değil. O zaten hayatını geçindirebilecek bir paraya sahip. Gayet güzel bir arabası var, işi var aslına bakılırsa. Fakat o daha fazlasını istiyor. Yani mutluluğun daha fazlasıyla mümkün olabileceğini zannediyor. Evet. Günümüzle en büyük benzerliği bu. Sanki tarih boyunca kapitalist dünyadaki en büyük benzerliği bu diyebilirim. Örneğin gerçek bir kahraman dünyada bütün gün bir inşaat duvarı sıvadıktan sonra evine gidip çocuklarına sevgi gösterebilen bir babadır. Kahraman budur. Mutluluk da budur. Dolce Vita da tamamıyla bütün benzerlikleriyle bu dünya içerisinde günümüzle, geçmişimizle, geçmiş yüzyılımızla, tabii ki o hani bıçakla kesilen bir şey değil ama yavaş yavaş geçişlerin evet. olduğu bir şey. Böyle bir benzerliğimiz var. Farklılıklarımız var mı? Belki günümüzde daha az samimiyiz. Yani orada çok samimiler mesela. Herkes çok açık kartlarında. Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben mesela izlediğimde bu açıdan bakamamıştım. Şimdi Fellini Marcello üzerinden çok belirgin şeyler gösteriyor. Aslında Marcello'nun da o hayattan bıktığını, orada o hayatı yaşayan insanların da artık o hayattan bir şey alamayacaklarını fark ettiğini de gözlemleyebiliyoruz. Ben şeyi sormak istiyorum. Marcello'nun ve onun özelinde insanlar neyi kaybetti? Sadakat. Mesela sadakat kaybolup gidiyor ama sadakat aslında ne zaman vardı onu bilmem. Mesela ben tehlikeli ilişkilerde oynadım. İşte 1700'lerde Fransız aristokrasinin içerisindeki inanılmaz ihanetler zincirini anlatıyor. İşte Lacroix'un eseridir ve eseri yayınladıktan sonra Fransa'da yer yerinden oynar. Çöpte bulduğu mektuplardan yazdığını söyler bu eseri. O bile yazdığını söylemekten utanır. Yani 1700'lerde. Yani bunlar çok tabii üstünde durduğumuz şeyler bizim. Bunu söyleyebilirim size. Kısaca anlatmak gerekirse. Şimdi de Marksist sosyolog Slavoj Žižek'in Žižek'ten Nükteler kitabına geçelim. Burası beni biraz korkutuyor açıkçası. Çünkü öyle bir insan ki Žižek, popüler kültürün yeniden okunmasında Lacan'ın çalışmalarını kullanıyor. İdeoloji, köktencilik, insan hakları, postmodernizm gibi konularda muazzam yazıları var. Avusturya doğumlu filozof, matematikçi, mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla modern felsefeye önemli katkılarda bulunmuş olan Ludwig Wittgenstein, ciddi ve iyi bir felsefi çalışma tamamen nüktelerle yazılabilir demiş ve bence bu kitap tam olarak bu görüşle yazılmış olmalı. İşte Levent Üzümcü'nün kitapla ilgili görüşleri. Žižek adını görünce korktum. Marksist, işte Lacan'ın kuramlarıyla hareket eden onları böyle çözümlemişti. Okunması işte. Ne kadar kolay bir kitap. Okunması çok kolay. Ben o yüzden biraz da bunu istedim aslında. Ve bizim bir şeyleri suratımıza öyle güzel bir tat vuruyor ki. Ay dedim. Žižek hakkında neler söyleyebilirsiniz? Seçtiğiniz kitap hakkında neler söyleyebilirsiniz? Neden böyle bir kitap? Neden böyle bir kitap? Çünkü edebiyatla, felsefeyle ilgisi olan insan sayısı maalesef toplumumuzda fazla değil. Felsefeyi yetişkinlere, ilk defa başlayanlara ya da daha adını duydum bir bakayım diyebilecek potansiyelde olan, işte Türkiye'nin %5'ine denk düşen bir şey için, Türkiye için söylüyorum onu, çevirirler kitapları.
İşte duyarsın işte felsefecilerin isimlerini, tarih içerisindeki isimleri, bir ton felsefecinin adı dolaşır. Onların okulları vardır, isimleri vardır. Böyle. Şimdi son zamanlardaki en popüler isimlerden biri Zizek. Onu okurken mesela bir felsefeci, işte Russell öyledir mesela, Bertrand Russell da öyledir. Sana çok hayati bir şeyi olabilecek en basit yoluyla söyler. Felsefenin aslında karmaşık matematik problemleri gibi olmadığından bahsederler. Kimileri örneğin işte çok daha felsefeyi yüksek bir dille ve yüksek bir zeka kapasitesine, IQ kapasitesine anlatırlar. Kimileri de okuyan herkesin anlayabileceği bir şekilde basite indirgeyerek anlatırlar. Russell bunlardan bir tanesidir. Zizek bunlardan bir tanesidir. Ben çok beğenerek okuyorum. Ve Zizek'in en kolay okunan eserlerinden biri olduğu için bunu söyledim. Ve tıpkı da düşündüğüm gibi oldu. Zizek mi? Hadi ya deyip açıp, aa bu ne kadar güzel bir şey. İnanılmaz muhteşem şeylerden bahsediyor. İçerikten birazcık bahsetmenizi isteyeceğim. Oradaki hikayelerden. Orada anlatılan şeyi daha farklı bir açıdan bakarsak Marksist ideolojiyle nasıl göreceğimizi söylüyor. Oradan bakarsak sosyolojik olarak onu ille de Marx'a oturtamayabilirsin. Mesela o bağlıyor. Mutlaka bir yerinden tutup bağlıyor ama buldumculuk yapmıyor. Bunu da söylemek isterim. Dur şuradan onu bağlayayım demek istemiyorum. Hafta sonunu dolu dolu geçirmeniz için yine birbirinden farklı etkinliklerle karşınızdayız. Bu hafta sonu dışarıda vakit geçirmek isterseniz Sarıyer'deki Uni'ye bir göz atın derim. 18 Aralık'ta bir duayeni sahnede izleme fırsatını yakalayabilirsiniz. Şahsiyet adlı diziyle Uluslararası Emmy ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazanan Haluk Bilginer'i Kundakçı oyunuyla tiyatro sahnesinde de izleyebilirsiniz. Çocuklarım olmadan asla diyorsanız sizin için de bir etkinliğimiz var. Bu hafta sonu çocukların birlikte şarkılar söyleyeceği, müziğe katılacağı ve dans edebileceği bir çocuk konserine hazır mısınız? O zaman 19 Aralık'ta Maximum Unique Box'a bekliyoruz sizleri. Tüm bunların yanı sıra Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde Cambaz'ın cenazesi oyununu izlemek isterseniz 17 Aralık Cuma günü için biletlerinizi Sarıyer Belediyesi'nin web sitesinden ayırtabilirsiniz. Uzun bir aranın ardından bu kadar keyifli bir röportaj ve dolu dolu bir içerikle zaman geçirdiğimiz için çok mutluyum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.